Efendim herkese merhabalar. Geçen haftadan itibaren konuştuğumuz başlıklar yurt dışındaki olumlu hava ne kadar sürecek şeklindeydi. İki ileri bir geriler olsa da iyi bir ayı rallisi yaşadık. Onun dışında yurt içine baktığımızda hani ben söylemiyorum ama pek çok kişi artık hisse senedi ismi vererek de söylüyor. Sasalar, Hektaşlar, Türk Hava Yolları. Yani Ereğli'nin bilançosu gelip şimdi Sasa yükselir gibi yorumlar yapılmaya başlandı. Çünkü gerçekten olay küçük olsun bizim olsun endeksi tutmak için ne yapmak gerekirse yapalıma dönmüş durumda. Bunlar dediğim gibi bizim tespitlerimiz değil. Çok açık şekilde ifade edilen profesyonellerin, piyasa profesyonellerinin söylediği başlıklar. Hem bunları konuşacağız hem de dünyada siyaset ve siyasi gelişmeleri bir kere daha anımsayıp Türkiye açısından bu net hata noksan rakamı biliyorsunuz çok önemli. Rusya ile Batı arasındaki denge konumunu biraz daha Rusya'dan yana kullanarak Türkiye elde ettiklerini devam ettirecek mi, ettiremeyecek mi gibi başlıkları konuşacağız. Hem Devrim'e hem de Ahmet Hocam'a her ikisine de günaydın, iyi haftalar, hoş geldiniz diyelim. Öncelikle günaydın, iyi haftalar, hoş geldiniz efendim. Günaydınlar. Günaydınlar. Üçü birden, tamam mı? Üçü birden, üçü bir arada. Devrim'ciğim bir kere o zaman sen bir tarım dışı istihdam verisinin ardından enflasyona kadar bu hafta açıklanacak Amerikan enflasyonuna kadar yaşanacak sürede bonolar tekrar yükselmeye başladı. Buna karşı ne önlem alınacak? Bir. İkincisi hisse senetleri piyasasında gördüğümüz olumlu hava ve sert hareketler devam edecek mi? İki. Üç. Emtiada Fed'in ne yapacağına bağlı esasında mini ralliler oluyor. Bu uzun soluklu olacak mı olmayacak mı? Bu üç soruya evet hayır dersen bizim için yeterli. Evet şimdi şuna bugün çok önemli aslında Amerikan hazinesinin bir açıklaması bekleniyor. Geçen hafta açıklayacaktı ama sonra şovu Powell'ın elinden almak istemedi o açıdan ve bugüne ertelediler. Şimdi bugün hazine ne açıklayacak? Bugün büyük ihtimalle hazine bir miktar hazine bonosu geri alım açıklayacak. Aslında bu tam bir geri alım değil. Kısa vadeli tahvilleri satıp uzun vadelileri almak gibi veya vadesi yaklaşanları satıp likiditesi olan ürünleri yani satacak elinde daha çok likit olanları. Likiditesi ölmüş biraz ne bileyim 10 yıllık 20 yıllık ve bu sistemi tehdit edecek. Çünkü likidite sorunu bir margin cost sorunu aniden faizleri istenmedik şekilde aşırı sert yukarı götürebilir. O riski bertaraf etmek için bir açıklama yapması bekleniyor. Bu tabii aslında yani ne fark eder? Nette bir para girişi olmayacak denebilir ama tam olarak öyle değil. Likiditeyi bir şekilde aslında vermiş gibi oluyorsun. Çünkü likiditesi olmayan ürünü likidite kattığınız anda piyasaya biraz likidi. Şimdi bunlar risk enstrümanları faydalanmak istiyor ve bunun hazırlığını yapıyorlar. Ama bu aslında bence risk enstrümanları için değil, hala riskten kaçış yani tahviller için yani 20 yıllık, 30 yıllık belki 10 yıllık tahviller için iyi bir haberdir. Yani bunları birazcık kontrolü aşağı getirecekler. Çünkü 2 yıllık, 3 aylık falan bu kısa vadeli tahvillerle bir dertleri yok. Ben şimdi bu tahvil konusuna niye taktım? Çünkü herkes yıllardır biz FED'le yatıp FED'le kalkıyoruz. İyice hayatımızın içine girdi. Ben de ısrarla diyorum ki biraz erken bir uyarı. Genelde her zaman erken uyarı sistemi olarak çalışıyorum. Burada artık önümüzdeki 5 yılda hatta hazineleri daha çok devrede göreceğiz önümüzdeki dönemde ve merkez bankaları yaptıkları geçmiş hatalardan arınabilmek için, kredibiliteyi sağlayabilmek için biraz daha az konuşup, daha az yani piyasa desteğinden çekilmek zorundalar ve gerçekten fiyat istikrarına odaklanmak zorundalar. O açıdan oralardan piyasalara fazla bir destek gelmeyecek ama tam tersine hazinelerden gelmeye devam. O açıdan hazineleri de bütün dünyanın her tarafındaki hazineleri veya maliye politikalarını yakından takip etmek lazım. Risk enstrümanlarına geçici ralliler için. Şimdi piyasa mesela VIX'e bakıyoruz Amerikan borsalarına volatilite endeksi yani korku endeksiydi eskiden. VIX hiçbir şekilde yukarı gidemiyor. Yani borsalar aşağı gitse de yukarı gidemiyor. Bir şekilde manipüle ediliyor diyebilirsiniz ama öyle de böyle piyasa aslında çok da aşağı gitmek istemiyor ve hala Powell'a karşı bir blöf yapıyor. Ve Powell da o blöfü her seferinde görüyor. Yok diyor sizin blöfünüzü ben yemiyorum. Ben fiyat istikrarına hala odaklanacağım. O açıdan diyorum ki yani blöfü yanlış tarafa yapıyorlar. Yardım dilenme işlerini hazineden yapmaları gerekiyor.
Ki bugün işte bakalım o açıdan bugün kritik bir gün. Biraz risk enstrümanları da pozitif ama tahvillerde çok aşırı bir pozitif hava görmüyorum. Tam tersine biraz satıcı da o açıdan Amerikan hazinesinin ne söyleyeceğini takip edeceğiz. Ama ne yaparsa yapsın bir şekilde birazcık tahvil alacağı için ve uzun vadeli 10 yıllıkları 20 yıllıkları aşağı bastırmaya çalışacağı için emtia piyasası için aslında bu pozitif haber. Çünkü risk enstrümanları bundan çok faydalanıyor gibi yapsa da aslında çok büyük fayda alamayacak. Ama emtia piyasası almak zorunda kalacak. Dolayısıyla petrolde, doğalgazda bu hareketliliği görüyoruz. Ve petrol eğer Amerikan rezervleri şu anda stratejik rezervleri o kadar son haddine kadar düştü ki pek müdahale şansı kalmadı. Artık bugün yarınki bir seçimi göreyim. Ondan sonra telaşım bitsin modunda Amerikan hükümeti. Dolayısıyla burada ben doğalgaz ve petroldeki hareketliliğin eğer hazine birazcık daha likiditeyi arttırıcı bir havada gelecekse ilk asıl onlar yukarı gidecek ki bugün doğalgaz %7 yukarıda ve gerilimden zaten besleniyorlar ve bu gerilimin de yakın zamanda bitmeyeceğine sanırım hepimiz aynı fikirdeyiz. Ahmet Hocam var mı ekleyeceğiniz? Yok ya, genel olarak Devrim'in söylediklerine elbette katılıyorum. Şimdi bu ara yeni bir tartışma da var, onu da söylemek lazım belki. Bu Fed'in %2 fanatikçe tırnak içinde söylüyorum bir hedef olarak benimsemiş olması bir takım tartışmalara neden oluyor. Bu %2 meselesi biliyorsun ilk defa Yeni Zelanda Merkez Bankası tarafından çıkarılmış bir şey yani bütün ülkeler arasında. Daha sonra da bir genel kural olarak benimsenmiş o genel kural çerçevesinde. Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları hedefleme yapıyorlar. Ama bu %2 hani böyle işte yine tırnak için söylüyorum. Allah'ın emri midir değil midir? Neye yarar neye yaramaz meselesi bu ara çok tartışılıyor. Neden? Bu kadar hızlı faizleri arttırınca işte biraz evvel Devrim'in de bahsettiği türden riskler de dahil olmak üzere ciddi riskler yaratıyorsun. Resesyonu kalıcı ya da çok derin en azından hale getirme riskini de alıyorsun. Acaba bunu %2 diye hedeflemekten vaz mı geçilse diye de yeni bir tartışma başlamış durumda. Pek Fed'i etkileyecek gibi gözükmüyor. Bu senenin sonu Amerika'da %8'lerle falan gelecek sanki. Ama ondan sonraki sene bu sefer, şimdi bu 8'inde yarın biliyorsun ABD'de seçimler var. Şimdi bu seçimler, eyalet seçimleri var. Kongre'nin temsilciler meclisi kanadı yenilenecek. Senato'nun da 6 yıllık görev süresi dolmuş olan 3'te 1'lik bölümü yenilenecek. Şimdi bu seçimlerden sonra ortaya çıkacak Amerikan siyaset manzarası mesela bu kararlar üzerinde önemli etki yapacaktır. Çünkü 8'inden sonra yani 8 Kasım'dan sonraki gün 9 Kasım gününden itibaren ABD yeni başkanlık seçimlerinin tatlı mahalline girmiş olacak. Burada bir şey sorayım mı hocam? Müsaadenizle. Şimdi biz siyaset konuşuyoruz Türkiye'de ya da ekonomi konuşuyoruz Türkiye'de. Ekonomiyle ilgili mesela enflasyonda Arjantin'i de geçip birinci sıraya geçmişiz. Bize bir şey olmaz, bakış açımız farklı diyoruz. Koyduk kenara. Veya sefalet endeksinde bir numara oluyoruz. O da evet. Biz birbirimizi tutarız, bize bir şey olmazla geçiştiriyor evet, herhalde. Evet. Yani Merkez Bankası bağımsızlığı konusunda da bağımsızlık falan filan önemli değil diyoruz. Şimdi şöyle de şeyler oluyor, dönülüyor, deniyor ki bak işte Amerika'da da seçim sürecine girildiğinde bu Merkez Bankası ya da hazineyi etkileyebilir gibi bir yorum yapılabilir belki. Bunları böyle geniş perspektifte evet orada da öyle, böyle bizde de böyle bak aynı şey diye yapmak bir hata mıdır? Yoksa durup ya kardeşim senin enflasyonun, ekonominin veya Merkez Bankası bağımsızlığının bulunduğu seviyeyle orayı karşılaştırmak abesle iştigaldir mi demek lazım? Yani şimdi ikinci cümleyi öyle güzel kurdun ki o ikinci cümlenin üzerine bir şeyler söylemek ancak yorum fanatizmi yani. Ben yorum yapacağım fanatizmi olur. Elbette ikincisi yani Amerika'da böyle tartışmaların olduğunu söylüyoruz ama bunlar oturuluyor kamuoyunun gözünün önünde. Yaptıkları, ettikleri, hesap verebilirlikleri son derece yüksek bir denge denetleme sistemi çerçevesinde değerlendirilen kurumlar tarafından ve sorumlular tarafından yapılıyor. Yani bunların ikisini birbiriyle karşılaştırmaya imkan yok. Ha bir de yönle alakalı bir sıkıntı yok orada. Yani heterodoks heterodoksa ortodoks da ortodoks. Yani oradaki ortodoks. O yön belli ama iki değil de
3 müyü konuşuyoruz orada, 4 müyü konuşuyoruz orada, yani daha fazlasını konuşmuyoruz. Anladım. Ve netice itibariyle işte faizlerin yönü de belli. Sadece yani 75 mi olsun, 50 mi olsun, daha mı uzun olsun, daha mı kısa olsun? Biz zaten buradaki yayınlarda konuşmuştuk. Şimdi bu işin tarihine bakanlar görecekler ki Fed'in 70'lerdeki enflasyon döngüsüne cevabı da inişli çıkışlı olmuş. Yani gidişata göre şekillenmiş. Ha, en sonunda bugünkünden çok daha yüksek bak bir reel faiz oranına ulaşılmış. Oraya doğru gittiğini ben düşünüyorum. Öyle veya böyle. Biraz daha zamana yayılmış, biraz daha kısa. Önümüzdeki 2 sene bunu böyle şoklamaktansa biraz yayabilirler siyasetli olan. Tamam, tam burada duralım. Tam burada duralım ve devrime sorayım. Şimdi devrim, gidiş yolumuz belli, arada bazı patinajlar oluyor. Bu olup bitenler şu anda piyasada gördüğümüz Fed pivot konusu, yani gerçekten boş bir konu mu, yoksa yönün değişimiyle ilgili olabilecek bu hızlanma ya da yavaşlamalar piyasada çok sert hareketleri beraberinde getirebilir mi? Yani işte mesela altın taban yaptı mı, gümüş niye koptu gibi sorular var, ya da hisse senetlerindeki yükseliş geçici mi, artık Nasdaq'tan bir şeyler alınır mı gibi sorular gelmeye başladı çünkü. Evet, şimdi birincisi hep atlanan bir şey var. Enflasyon en önemli şekilde aslında davranışsal bir olgu. Yani gelecekteki davranışımızı belirliyor. Yani alışverişi bugün mü yapayım, yarın mı yapayım belirliyor. Bugün sen alışverişi kesersen enflasyon da geri çekiliyor. Dolayısıyla sen de alışverişi borsada bir iyimserlik, aa işler çok iyi gidiyor galiba filan dediği zaman bir anda tamam, enflasyonu destekleyici, yani varlık fiyatları yukarı gittiği anda enflasyonu körükleyici etki yapıyor. Powell da bunun çok farkında olduğu için her seferinde bu yıl boyunca ne zaman ki piyasa ona karşı blöf yaptı, yani acaba buralar dip midir, şu mudur, bu mudur, hayır dedi, hayır, söz konusu bile değil, hatta artık dilini sertleştirmeye başladı, bu tip düşünceler prematüredir dedi. Yani çok erken düşünüyorsunuz, ortada öyle bir şey yok. Tam tersine dedi, siz böyle dörtleri falan konuşurken biz beşlere altılara doğru evirmek zorunda kalıyoruz değerlerimiz dedi ki iyice bir ayar vermek zorunda kaldı. Şimdi ben hala Powell'ın bu şeyde başarılı olacağını düşünmüyorum. Ya az önce Ahmet hocamın söylediği harika bir nokta var, tam 70'lerdeki döngü. Yani burada Powell her ne kadar Paul Volcker gibi davransa da sistem ona müsaade etmeyecek ve eninde sonunda bir yerlerde zaten geri vites veya en azından o değil de maliye politikası tarafından geri vitesler gelmek zorunda kalacağı için sistem sürekli bunu tehdit ediyor. Ama Powell da kısa vadede bunu yapmayacağı için ben hala piyasaların tam dibi bulduğuna dair bir şeyim yok. O açıdan hazine tarafından gelecek destekleri piyasa birazcık kullanmaya çalışacak. O açıdan risk enstrümanları için hala rahatsızım. Yani buralarda kısa vadeli tepkiler gelebilir ama Cuma geçen hafta olan gibi, yani Perşembe günü Powell'ın özellikle çarşamba gecesi ve Perşembe piyasaya vuran dalgası gibi dalgalara yine hazırlıklı olmak lazım. Ve ani sıkıntılara yani piyasa iyimserliğe geçtiği anda bir Fed üyesi çıkıp negatif konuşacak. O açıdan ama bir noktada da emtia da diyor ki hayır diyor ya artık Fed değil ama diyor hazine tarafı müdahale edeceği için, piyasada likide vereceği için biz diyor biz isyan bayrağını açtık, ister istemez yukarı hareketler gelecek. Ama dünyada genel olarak Çin verileri geldi dün gece. Yani anormal kötü veriler geliyor. Yani Çin artık büyüme motoru falan değil. Çin yavaşlıyor. Dolayısıyla ortada büyüyen bir motor kalmadı hiçbir tarafta. Ya bu olguyu kabul ettiğimiz zaman hisse seçerek, şimdi bir enerji sektörü az önce söylediğim gibi doğalgazı veya petrolü zapt etmesi pek mümkün olmayacak, olamıyor da. O açıdan o tip şirketler mesela değerlenmeye devam ediyor. ExxonMobil niye tarihi bir kar getirdi geçen hafta ve tarihi zirvelerde şu anda? Ya bazı şirketlerin hisseleri bence kolay kolay düşürmesi zor olacağı için oralarda hareketler devam eder. Ama teknoloji hisseleri faizler yukarı gideceği için veya ev piyasası faizler yukarı gideceği için sıkıntılar devam edecek. Yani birazcık stagflatif dalga da ürün bazında hareketler, hisse bazında hareketlere doğru evrilme olacak bence. Tamam, şimdi bir tarafta makro ve siyasi çerçeveyi koyuyoruz. Stratejiler nasıl değişiyor ülkelerde ve bunun finansal piyasalar ve ekonomiler üzerindeki etkisini konuşuyoruz. Ve geldiğimiz noktada Çin'in çok önemli olduğunu ve Çin'in çok büyük dayak yemeye başladığı ekonominin konuşması var. Şimdi buradan o zaman bir
bize bir iki dakikalık ufuk turu attırsın Ahmet Hocam. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Trump'la başladı. Ya benimlesin ya bensiz dedi. Bir taraf olan bertaraf olur dedi. Avrupa Birliği'ni Ukrayna ile birlikte Rusya'ya kavga eder hale getirdi. Enerji silahını çekti Rusya. Yemişim enerjini dedi. Biz dedi kurt yediği ayazı unutmaz. Avrupa ile arayı iyice açtı. Ama bir şey oldu. Hollanda yaptırımlar konusunda ilk yaptırımlardan, Rusya'ya yaptırımlardan vazgeçen ülke oldu. Şimdi Avrupa tarafında bir Amerika'nın bu yaptıklarına rağmen ya yeter tamam Amerika orada biz buradayız. Onlara orada rahat ediyorlar biz burada sürekli savaş ve sorunla karşı karşıya kalamayız mı demiş oldular. Ne oluyor? Yani şimdi hayır öyle demiş olmadılar. Burada şunlara dikkat etmek lazım. Yani Amerikan yaptırımlarının doğası bu haklı haksız başka bir hikaye. Ama Amerikan yaptırımlarının doğası Rusya bu yaptırımlara konu olan ülkelerle iş yapan şirketleri doğrudan hedef alıyor. Yani sen eğer orayla iş yapıyorsan benimle iş yapamazsın demek bu. Bunlara ikincil yaptırımlar adı veriliyor. Şimdi Hollanda şirketleri ABD'den ikincil yaptırım yemeği göze alamazlar. Tamam, bu yani dolayısıyla ambargoyu ya da işte yaptırımları tanımıyorum dediği sektör Hollanda'nın limit bir sektör. Bu bir yani bu şey. Diplomatik bir şey mi böyle? Hani hem nalına hem mıhına gibi bir şey mi? Yani ya da kağıttan kaplan gibi bir hareket mi bu? Ya şimdi o kadar yani sonucu itibariyle önemsiz değil. Önemli tabii birilerinin kalkıp olmaz. Ben çünkü bize ne etkisi olacak onu anlamaya çalışıyorum. Ya bizim elimizi daha kuvvetlendiren bir yaklaşım. Tabii sürdürülebilirse. Yalnız tabii bak orada şunu da belki ufuk turu dedin ya ufuk turu olması açısından çok da uzatmadan söyleyeyim. Burada uluslararası politikanın ne kadar kompleks bir hale geldiğinin de bir örneğini görüyoruz. Şimdi küresel ısınma değil mi? Küresel ısınma ne etki yaratıyor ki, ne oluyor ki falan filan. Hollanda biliyorsun ülkenin seviyesi deniz seviyesiyle aynı bir ülke neredeyse. Ve Hollanda toprakları denizlerin seviyesindeki yükselme nedeniyle su altında kalma riski taşıyor. Ülke var olan coğrafyası nedeniyle örneğin ciddi bir o gayrimenkullerinin fiziki olarak söylüyorum temellerinin sağlamlığı konusunda bir sıkıntı yaşıyor. Hemen Hollanda açıklarında Avrupa'nın en büyük doğalgaz kaynaklarından bir tanesi var. Bunu işletmiyorlar çünkü burayı işletmeye başladıkları zaman o temeli sağlam olmayan kıyıdaki binaların temelleri sarsılıyor, deprem etkisi uyandırıyor. Dolayısıyla Avrupa donarken Hollanda burnunun dibindeki doğalgaz kaynağını üstelik de yani para getirecek bu değil mi? Bunu şey yapamıyor, kullanamıyor. Aynen. Yani şimdi bak nereden başladık? İklim değişikliğinden başladık. Enerjiye geldik. Şimdiki güvenlik durumuyla ilgili bir çerçeve çizdik. Ortaya çıkan vaziyet en son Hollanda. Hadi ben oynamıyorum. Onun ötesinde Hollanda'nın şöyle bir vaziyeti de var. Gene bugünün koşullarıyla alakalı. Göçmen istemiyor Hollandalılar. Ama Hollanda ekonomisinde %83 işveren aradığı istihdamı bulamadığını söylüyor. Yani ben adam istihdam edeceğim diye çıkıyor. Evet. Gücü yok bunu bulamıyor. Bak nereden geldik şimdi? Bambaşka bir şey. Yani dünya hakikaten karmaşık bir yere doğru gidiyor. Ama bu karmaşıklık böyle hani bir sürü boşluk olacak. O dalganın üzerinde de ben sörf yaparsam daha iyi olurum falan karmaşıklığı mıdır? Bunu tartışabiliriz. Bu karmaşıklığın sonu pek de iyi gelmeyebilir. Zaten Vladimir amca ne yapıyor? Çıkıyor diyor ki hani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en berbat zamanlardan geçiyoruz diyor. Onu o söyleyince de herkesin sinirleri alt üst oluyor. Evet. Devrim şimdi böyle bir ortamda olduğumuzu biliyoruz. Enflasyonla mücadelede Fed'in sert olmaya çalıştığını biliyoruz. Piyasaları kurtaracak olan hazinenin, Amerikan hazinesinin alımları
Peki bizi ne kurtaracak? Yani Sasa ve Hektaş mı kurtaracak bizi? Evet, oraya gelmeden son bir Hollanda ile ilgili bir şey söyleyeyim, sonra oraya atlayayım. Hollanda tesadüf değil tabii. Hollanda Merkez Bankası Başkanı ilk defa, Batı Merkez Bankaları Başkanları dillerine çok dikkat ederler. Ve ben 31. yılındayım piyasada. Hiç ben Batı Merkez Bankası Başkanlarının altınla ilgili çok böyle pozitif yorum yaptığını duymadım bu kadar yılda. Çünkü rezerv paraya karşıdır. Hollanda da eski rezerv para sahiplerindendir tarih incelendiği zaman. Eski Hollanda para birimi de zamanında rezerv para olmuş. Yani denizleri kontrol ettikleri zamanlarda. Şimdi burada Hollanda Merkez Bankası Başkanı bir soru, bir röportaj sırasında diyor ki biz diyor bu bankalardaki sistemdeki finansal sorunları nasıl şey yapmayı düşünüyorsunuz? Yani sistem birbirini kitlemek üzere. O da altın değerleme hesabımız sayesinde falan diyor. Yani altınımız var yeterince sistemi tutabiliriz diyor. Şimdi burada bir Merkez Bankası, bir Batı Merkez Bankası ilk defa altını destekleyici bir yorum yapmış oluyor aslında. Bu da aslında bütün bu yorumlarla birleşiyor. Çünkü burada bir kopmalar var. Yavaş yavaş altına doğru bütün merkez bankaları, özellikle Doğu Merkez Bankaları çok fazla altın alımı yaptığını görüyoruz. Tarihin 1967'den beri en fazla alım yaptıkları yılı. Dolayısıyla batıdan doğuya doğru geçen altınlar vardı, fiziki altınlar, ama yavaş yavaş batıdaki sistemde de bunun rahatsızlıklarını ve bazı batı varlık sahiplerinin de fiziki altına yavaş yavaş yatırım yaptığının bir sembol hareketi gibi geldi bana. Şimdi Türkiye'ye dönersek, evet. Şimdi Türkiye'de bir enflasyonla mücadele hareketi yok. Bunu biliyoruz. Olmayınca da para, enflasyonla mücadele olmayan ortamlarda para serserip hale gelir ve oraya buraya gezmeye başlar. Şimdi biz mesela bu yaz başında ne gördük? Banka hisseleri çok ucuz dedik. Borsanın yükselmesi için banka kağıtlarına giriş olması lazım. Bunu da bir şekilde duydular. Oralara girişler oldu ve fakat son derece sağlıksız bir operasyona dönüştü ve olması gereken sağlıklı, yavaş yavaş belli bir yükselişin çok daha sert ve mekanik hatalarla dolu bir sorun ve oradaki oyuncuların, 20-30 milyon dolarlık insanların 1 milyar dolara kadar ulaşan servetleri ve sonunda yok oluşlarını gördük. Şimdi oradan nereye geçtik? Ya biz bu sistemi tekrar düzeltelim, tamam, bankalardaki sorunu çözelim ve halının altına atalım dedik. Tekrar borsa yapılansın. Fakat yine aynı şekilde, hatta daha büyük bir sorun. Burada gerçekten tarihi bir uyarı yapmak istiyorum. Çünkü finansal mühendislik böyle kısa vadede çok güzel gözükür. Ama uzun vadede bunlar bir Ponzi yapılanması sonucunu doğurur. Yani bir şirketin hissesini siz teminat olarak verip daha sonra hisseyi yukarı çektiğiniz zaman, o teminat değerlendikçe daha fazla kredi kullandığınız zaman, bu sizin şirketinizin mali yapısı için güzeldir, evet. Ama bu büyüdükçe milyar dolarlara, 15, 17, 18 milyar dolarlara geldiğiniz zaman bu artık genel algı bunun 1 trilyon dolara gidebileceği algısıdır. Şimdi 1 trilyon dolara bir şirket hissesi Türkiye'de gidemez. Bıraktık 1 trilyon dolar, 100 milyar dolara da gidemez. Gider. Türkiye ekonomisinin... Diyor işte abi. Gidemez. Yani mümkün değil. Şimdi işte sorun burada. Bu inanıldığı için sistemde çok büyük bir Ponzi yapılanması ve saadet zincirine çevriliyor. Çünkü bu kredi yapılanması, yani bir nokta gelir siz artık o fiyata gelmiş hisseye kredi bulamazsınız. Dolayısıyla kredi, teminat verdiğiniz krediler dönüp hissenizi tehdit etmeye başlar. Bu sizin bir kararınızla veya dönüp hisse vermenizle, satmanızla alakalı değildir. Yurt dışından, uluslararası bir tane kötü haber gelir ve sistem normalde sağlıklı, ya Türkiye'yi çok etkilemiyor dediğimiz ufacık bir haber sistemik bir sorun haline getirebilir. Çünkü siz eğer hissenizi böyle sürekli teminat verdiği zaman teminat sahibi durmadan tahtanızı izler, hissenizi izler. Bir noktada teminatın riskli olduğunu bilir. Çünkü yani 17-18 milyar dolara gelmiş bir Sasa'nın bunun 100 milyar dolara gideceğini varsaymak gerçekten bir finansal cehalet ister. Yani bunun mantıklı olmayacak. Bu sonunda sistemik bir sorun yaratacak kaçınılmaz şekilde. Dolayısıyla bir araya girebilir miyim? Çok özür dileyerek. Şimdi Türkiye'de esasında Türkiye çok dışa bir açık bir ekonomi olmakla birlikte önce dış göçler diye uzaklaştırılan, sonra işte Rusya'ya da başka ülkelerden para getirilerek kontrol etmeye çalışılan, küçük olsun bizim olsun sisteminde bunun belli tarafları var. Mesela hani hep Atilla Köksal şey söyler, yani bir hissede manipülasyon varsa onun birkaç ayağı vardır. Aracı kurum, patron, değil mi? Yani manipülatör, neyse. Şimdi burada da bir şey olduğuna göre
bunun taraflarına bakıp şu sorulara cevap vermeni rica edeceğim. Ahmet Hocam da burada görüşünü söylesin. Şimdi biz hep uyarıyoruz. Bunlar sürdürülebilir şeyler değil diye. Ama izleyicilerimizden bazıları da ya abi öyle diyorsun da bak bir yerden bir yere geldi. Biz bir para kazanalım. Sonra sen ne zaman çıkacağımızı da söyle. O zavallılara kalsın. Biz de çıkalım istiyor. Şimdi bugün itibariyle Devrim Akyıl ne diyor abi? Buradan ben SAS'ı alsam, bir hafta tutsam, %10 kazansam, sonra da düşmeden satsam olmaz mı? Bunu becerebilirsen yap zaten. Böyle şimdi beraber yapalım diyorum abi evet, ben. Ama şimdi burada aldığın risk, artık şunu demek istiyorum. Çok yani 10 yıl sonrasını fiyatlamasındasın şu anda. Dolayısıyla buradan alıp bir %50 daha yukarı gidebilir tabii ki. Buna bu finansal mühendislikle olan modellerin nereye kadar götürüleceğini yapanlar dahi kimse bilemez. Dolayısıyla bu saadet zinciri modelleri büyür büyür ama dışarıdan bir etkenle patlar. O açıdan ben sana SAS'a şuradan daha şuraya gidemez, borsa buraya gidemez falan yapamam. Böyle bir yorum yani yanlış bir yorum olur. Yalan söylemiş olurum. Ama şunu biliyorum. Bugün sen bu fiyattan aldığın SAS'a 10 yıl evli kalacaksın. Yani belki bir geçici olarak rally yaşayacaksın devamında ama 10 yıl sonra yine bu fiyatta bulacaksın bu hisseyi en iyimser tahminle. Ama onun yerine başka bir borsada finansal yapısı sağlam, henüz rally'ye çok kuvvetli katılmamış ki mesela Ereğli'yi beğeniyordum işte son iki günde zaten performans vermeye başladı. Şimdi yani bir SAS'ın bir Koç Holding artı Sabancı Holding artı Ereğli toplamı değere ulaşmış olması sistemik risk. Ben bir hissedeki operasyonu falan eleştirmiyorum. Ne yaparlarsa yapabilirler. Tabii ki onlar riskli de. O SPK'nın işidir. Burada ama SPK getirdiği yasaklarla ve uygulamalarla SAS'a durmadan aslında tam da köstek olmuyor. Yani operasyonun riski aslında verilen teminatlarla götürülen operasyonda. Yani bu işi biraz daha finansal mühendislik detayına girmek zorunda. Çünkü insanlar hasar görecek sonunda. Bıraktığım insanları sistem hasar görecek sonunda. O açıdan o olmasın diye uyarıyorum. Yoksa hisselerde her gün bir hissede dünyanın her tarafında hisselerde manipülasyon da yapılıyor, operasyonlar da. Bunların hepsini yakalayamayız. Ben şu an sistemik bir risk haline geldiği için, rakamlar da çok büyüdüğü için ve kredi kullanıldığı için o kredilerde sonunda yük olarak sistemi bozacağı için ya şu anda borsanın piyasa değerinin %16'sını temsil ediyor SAS'a tek başına. Ya böyle bir şirket olabilir, böyle bir şey olabilir. Burada sorun var. Bu sorunu da ben çözemem. Bu sorunu yetkililer çözecek. Anladım. Yetkililer bunu önlem alacak ki sistemik bir sorun olup da herkesin, toplumun canı yanmasın. Derdimiz bu. Yoksa ne olursa olsun. Peki. Şimdi son iki tur atıyoruz. Devrime en son peki bu haftayı nasıl bekliyorsun, ne yapacağız diye soracağım son. Ama kısaca bu konuda bir yorum alayım ama şunu duymak istiyorum esasen sizden. Şimdi Türkiye'de bazı konular gittiği yere kadar gitsin canım diye bakılarak götürülüyor. Ve bunun büyük maliyetleri var. İşte konuştuğumuz seçim öncesinde mi ekonomi patlayacak, seçim sonrasında mı patlayacak konusu. Eninde sonunda patlayacaktan yapacak bir şey yok deyip uzak duramazsınız. Bir şey yapmak lazım. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Biraz işi siyasete de götürerek bütün bunlar olup biterken bir tane muhalefet lideri üstünü başını yırtıyor. Herhalde aday olmamak için de yapılabilecek her şeyin üstüne gidiyor. Kartellerin üstüne gidiyorum diyor. Yok Chelsea'ye geliyor burada. Paraya laf söylüyor ondan sonra yani bir sürü şey yapıyor. Nihayetinde şunu soracağım. Acaba hani siyaseti de yakından takip ediyoruz da Sayın Kılıçdaroğlu aday olmayacak, yıpranmasın diye adayı açıklamıyorlar. Bütün ne şey varsa eksantrik konu onu üstüne alıp onunla birlikte ben aday olmuyorum diyebilir mi? Bunu da merak ediyorum doğrusu. Buyurun iki konuyu alalım sizden ardından devrimle nihayetlendireceğiz. Valla yani birincisi bunu yaparsa muhtemelen son düzlükte yani son düzlük dediğim tabii 3 ay yani o 90 günde ciddi bir kampanya avantajıyla çıkarır yeni aday iyi seçilmek kaydıyla bunu söyleyeyim ya yani, bu acayip bir manevra olur ve sonuçları yönetilebildiği takdirde de ciddi bir çarpan etkisi olur. Bunu yapabilir mi? Bence Türk siyasetinde bunu yapabilecek bir tane adam varsa o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
Senin söylediğin doğru. Yani bütün egzantrik hareketleri yapıyor. Tabii yani haksız ve yolsuz şekilde zengin olmuşların üstüne bunlar her kimse gidiyor olmasında bir siyasi bedel yok onun açısından. Yani bunun kamuoyunun genelini de rahatsız eden bir durum olduğunu düşünmekle gerekir ama. Kapitali karşılığında aldığınız zaman kolay seçilmezsiniz yani. Ya, onu söyleyeceğim ama tabii bunlar karşından çok kuvvetli bir rüzgar yaratır. Karşıdan esen bir kuvvetli rüzgar yaratır. Hani bütün bunlara rağmen ve işte sahip olduğu bütün işte siyasi kredibilite neyse o az veya çok ile seçilebileceği iddiasındaysa Sayın Kılıçdaroğlu, ben bu iddianın riskli olduğunu düşünüyorum. Ama bu da belki yeni ve samimi bir kampanya örneğidir. Türkiye'de bunun nereye gittiğini hep birlikte göreceğiz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrar etme noktasında olursa. Fakat şeyin değiştiği açık. Yani Ağustos ayında neredeyse bu hani Türk siyasetinde bir şey vardır ya, meşhur ceketimi koysam kazanırım lafı. Bunu işte genelde söyleyenler de sonunda çuvallarlar. Hani Ağustos'ta iktidar karşısında ceket dahi koysak muhalefet olarak kazanır havası içerisindeydi muhalefet. Bu şu anda değişmiş durumda. Yani o iş öyle o kadar kolay değil. Karşılarındaki aday da ağır siklet. Yani şey değil, böyle hafif alınabilecek bir rakiple mücadele etmiyor muhalefet kendi adına, Cumhurbaşkanı'nın şahsında. AK Parti de neticede 20 senedir siyaset içerisinde iktidarda var olmayı bilen bir parti. Ha AK Parti iktidardan düşerse orada nasıl var olmayı olabileceğini biliyor mu bilmiyor mu, bu da ayrı bir tartışma konusu. Ama bunu da Türkiye'de siyasetin birçok kurumu açısından söyleyebilirsin. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu. İkincisi devrime söylediğin mesele. Ya yani senelerdir bu piyasanın içerisinde işte sen de ben de bankacılık yaparken yatırım bankacılığı falan, yani benim hep insanlara anlattığım bir şey var. Buradan bizi izleyenlere bir kere daha şunu hatırlatmak istiyorum. Senin hep söylediğin bir laf var Artunç. Bizler, devrim, sen, ben, Atilla, hepimiz risk yöneticisiyiz. Tamam mı? Biz insanlara kısa vadede 1'i 8'le katlayabilirsin ama o sırada sıfırlanabilirsin türünden bir yatırım aracı sınıfı tavsiye edecek adamlar değiliz. Zaten işimiz de bu değil. Burada yaptığımız hikaye de bu değil. Nerede gireceğim, nerede çıkacağım? Vallahi kardeş, oturacaksın, teknik analiz öğreneceksin, sinyalleri doğru okumayı öğreneceksin. Bunu da iyi yapacaksın. O zaman istediğin gibi oyna. Yani birileri manipülasyon yaparken sen de o manipülasyon üzerinden spekülasyon yap. Ama hani benden şurası ve burası diyorsan, yok orada bir sürü problem var. Yani öyle bir bilgiyi kimseden alamazsın. Bu mümkün değil. İki, devrimin dikkat çektiği bir şey. Bak, %16'sı diyoruz borsanın. %16'sı. Ya Koç Holding Türkiye ekonomisinin %9 küsuru. Tamam. O Koç Holding'in hisseleri de var orada. Memleketin borsasının %16'sı bir şirket. Yani bunun anormal olduğu ve her an birilerinin elinde patlayabileceği açık. Şimdi burada evet biraz daha gider. Ya gider gitmesine de, dediğim gibi yani patladığı gün emir vermekte 30 saniye doğru mu? Bunlar başımızdan geçti mi? 30 saniye. Ya 30 saniye diyorum, daha kısa bir şey söylesem inanmayacak kimse diye 30 tabii saniye söylüyorum. Yoksa daha kısa. 30 saniye geç kalsan, 30 salisedir bile zamanı geldiğinde. Ama 30 saniye salise diyeceğim, olur mu öyle şey diyeceğim. 30 saniye geç kalsan ayvayı yersin. Üstelik de çok ekşi bir ayva yersin. Güzeldi bu. Tamam hocam. Ayvayı yememek için. Tamam. Bu güzel başlık olur. Devrim, bir toparlayalım. Yani sen her haftaya bir şey söylüyorsun. Olumsuzluk çok olmaz. İşte range bound olur, bir yerden yükselir, bir yerden düşer, bir yerde kalırız. Bu haftanın özelliği ne gösteriyor? Enflasyon öncesi ve sonrası diye mi ayırmak lazım? Evet, önce bu akşam hazinenin açıklamasını öğleden sonra bir görmekte fayda var. Onu herkes takip etmeli. Arkasından çarşamba Amerikan enflasyonuna kadar piyasa muhtemelen çok fazla risk almak istemeyecektir. Yani o harekete şey, ama
bağımsız hazinenin açıklamasındaki nüans çok önemli olacak, oradaki noktalar tam olarak ne dediği, ne yaptığı. Devrim hangi hazine abi? Amerikan hazinesi. Onu söyle. Evet. Amerikan hazinesinin açıklaması, çünkü yani şu anda rezerv para dolar üzerinden konuştuğumuz için. Ya Türkiye hazinesinin zaten dolardan daha iyi borçlanabilen bir kapasitesi var biliyorsunuz. Yani bu şey bankalara zorla aldırtıyor sonuç itibariyle. Devrimciğim ben şeyi üstüme aldım. Seni koruma meselesini üstüme aldım saldırılardan şimdi bu. Bu da gelir diye. Geçen hafta tabii. Biliyorsun bu gümüşten laf işittik çünkü. Tabii. Ya şimdi şöyle bir durum var. Yani dünyada mevcut olgular o kadar kısa vadeli algılar üzerine kurulu ki uzun vadeli bir şey anlattığınız zaman onun gerçekleşmesine kadarki bölüm tabii ki zorlu. Ama ben buna diyorum ya alışkınım yani her türlü tepkiye. Şimdi ya sen risk anlatıyorsun ama yukarı gidiyor dendiği için hisselerde. Tabii ki zaten ralliler böyle bir şeydir. Şu anda mesela piyasada ufak bir düzeltme yapmasını, bir 5 dakikalık sakin bir düzeltme yapmasını bekliyorum. Artık Borsa İstanbul onu yapmadı. Ve yukarı hızlanma tercihini kullandı. Bu da okey, sorun yok. Yani hızlı bir kazanç ama bu da bütün Elliot sayımlarımı falan değiştirdi ve şu anda artık 5. dalgada kuvvetli hızlı bir rallinin sonuna doğru yaklaştığımız izlenimi yaratıyor. Yani bu buradan giden 1000 puan daha da gidebilir. Zaten hızlandı ama artık kontrolü kaybedeceği doğrultuya doğru gidiyoruz. Yani normalde hisselerdeki oyuncular ya da borsayı endeksi şu anda dizayn etmeye çalışan bir piyasa yapıcısı el diye varsayın. Bu normalde biraz hisseleri satıp biraz aşağıdan alarak belli bir güçte belli bir şeyde tutabilecekken hareketleri kontrolü yapabilecekken şu anda artık tercihini hayır ne kadar borsada dışarıda fazla para varsa ben onu önden alayım borsaya sokayım ve yukarı götüreyim tercihini kullandığı için şu anda bir ivme içerisindeyiz. Bu ivmeden de trenden inmemek eğer şimdi trenddeysen trendten inmemek tabii ki kısa vadede çok sert ve hızlı kazançlar getirir. Mesela bugün 4130 üstünde kaldığı sürece BIST 100 böyle devam eder ve kuvvetlidir ki bugün mesela Ereğli'nin tavan olduğu bir günü yaşıyoruz. Yani şimdi uzun zamandır prim yapmayan hisselerde zaman zaman konuşuyorduk işte Ereğli'si, Aselsan'ı, Türksel'i, daha İş Bankası daha ağır topların da oyuna yavaş yavaş dahil olduğunu görüyoruz. Bu kötü bir şey değil, bu sağlıklı bölümü. Ama diğer hisselerde başa ne geleceği henüz belli olmadığı için oradaki sorun ve o sorunu da bir şekilde piyasa yapıcısıyla kontrol etmeye çalıştığı için şimdilik rally ivmelenmiş şekilde devam ediyor. Ama bizim kontrolümüz dışında gelecek bir haberle, gelecek bir bozulmada piyasa yine devre keserek alıcısız bozulacak. Çünkü buralarda piyasa oyuncuları malını biraz veriyor olsa aşağıdan hisselerine sahip çıkacak veya yani düzeltme kontrollü olacak. Şimdi artık biz sert bir trende, hızlı giden bir trendeyiz. Trenden fazla duraklar olmamaya başlayacak. O açıdan kademeli inmek yani uzun vadeli için geri çekilmede birazcık geri çekilmesini beklediğiniz yani o an artık gelmeyecek yakın zamanda. O açıdan döndüğü gün zaten iş işten geçmiş olacak. Trende kalmak istiyorsanız bugün 4130 yarın yine güncellerim. Her gün bunu takip edeceğiz. Üstünde kaldığı sürece burası sertleşerek devam eder. Döndüğü günde ama oyunda kalmama ve hızla kaçma ilk hamle olacak. Özellikle Türk piyasası için söylüyorum. Peki. Bir şey ben sorabilir miyim Artunç Devrim'e? Abi 50 dakika olmak üzereyiz. Buyurun son soruyu alayım. Son soru. Yani ben bütün bu söylediklerinden şunu anlamış olabilir miyim Devrim? Yanlış anlıyorsam düzelt. Seni dinledikten sonra vatandaş olarak soruyorum. Yani diyorsun ki bu böyle çıkabilir biraz daha ama böyle ve bu hızla çıkıyor olması düşeceği gün lambur lumbur düşeceği manasına mı gelir? Yani ayvaya mı gelir? Sakin, kontrollü bir düzeltme şansını kaybetti piyasa. Artık hızlı çıkacağız ve hızlı düşeceğiz. Bu artık kaçınılmaz. Ve düşerken en azından elinizde bilançosu sağlam, finansal yapısı sağlam hisseler kalsın diyorum. O açıdan zaten piyasanın da yavaş yavaş oralara doğru geçtiğini görüyorum. O açıdan onlar da yani en azından oralardaysanız bu ralliyi en azından prim almaya başladınız şu andan itibaren en azından son birkaç gündür. O hareketleri görmeye başladık. Bunun arkası geldi gittiği kadar gitsin ama elinize bari finansal yapısı sağlam hisseler kalsın. Çünkü bu bizim kontrolümüzde olmayacak. Bu çarşamba günükü hareketi bir defa en son biz bankacılık şeyi biliyorsun enflasyon verisi günü bozulmuştu. Yine piyasa çok iyimser fiyatlamıştı falan onu ve bizim o bankacılık rallisinin sonu Eylül ayında o Amerikan enflasyonunun aşırı iyimser beklentisiyle bir anda gelmemesiyle kırılmıştı. Umarım hani yine dışarıdan etken bir haberle
son bulmaz. Ama piyasada serseri para olduğu sürece borsalar yukarı gitmeyi sever. Bu gerçektir. Ve yılbaşından sonra da inanılmaz yüksek asgari ücret zamları falan konuşuldukça bir dolu KGF kredi yeni şeyler verileceği, yeni krediler serbest bırakılacağı konuşuldukça tamam diyorlar. Yani nasıl olsa likidite geliyor. Biz önden bu hareketi yapalım. Şu anda ne kadar BDDK veya merkez sıkıştırsa da bugünün mevzu değil bunlar. Yani bugünün mevzu ama biz geleceği satın alalım beklentisiyle yukarı yürüyorlar. Ama diyorum yani bir tane habere bakacak. Bu açıdan temkinli iyimserliğim devam ediyor. Sana inat haber maber gelmeyecek. Bu hafta her şey yukarı gidecek. Belli. Devrimi dinlemeyin. Trend benim arkadaşımdır. Devrim benim arkadaşım değil diyerek. Olabilir. Ya ben buna itiraz etmiyorum. Trend is your friend. Sonuna kadar trend arkadaşındır. Trendde kalabiliyorsan sadece trendde kaldığın sürece birazcık içeriden para al ki sonra döndüğü gün niye satmadım filan pişmanlığı olmasın. Evet. Abi trendde kalmak terse döndüğü zaman da hala trendde kalmayı gerekiyor. Abicim trendde kalacaksınız. Trende kalmayacaksınız. Trenin son vagonunu atlamayacaksınız. Trendde kalın, trende kalmayın diyerek güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta dileyelim. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de verdiğiniz değerli bilgiler için. Görüşmek üzere efendim. İyi haftalar.